Fiyat grupları nasıl oluşturulur? Fiyat gruplarını oluşturmak için öncelikle arama ekranımıza fiyat grubu yazarız. Ve daha sonrasında satış ve fiyatlandırma altında bulunan malzeme ve hizmet fiyat grupları ekranımızı çalıştırırız. Burada bir satış işleminde nakit, parçalı veya taksitli tarzında ödeme işlemlerimizi gerçekleştirirken kullanmış olduğumuz fiyat gruplamalarını tanımlarız. Daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz nakit ve parçalı ödeme seçeneklerine bir de taksitli bir ödeme grubu ekleyelim. Bunun için ekle dediğimizde karşımıza gelen sıradaki kod ekranından taksitli için bir kod oluşturup daha sonrasından açıklama alanına şeklinde bir açıklama belirtip eğer bu fiyat grubunu belirli kullanıcıların görmesini istiyorsak yetki kodu tanımlayabilir. Sonrasında bu fiyat grubumuzun stok kartlarındaki sabit fiyatlardan hangisinde çalışacağını fiyat 2 olarak ayarlamış olduğumuz fiyat 2 seçeneğimizi yani taksitli satış fiyatımızı seçerek işlemimizi kaydederiz. Bundan sonra yapmamız gereken bir diğer işlem tanımlamış olduğumuz bu ödeme gruplarını ödeme planları ile bağlantısını sağlamak olacaktır. Yeni bir sekme açarak ödeme planları ekranımızı çalıştırırız. Burada tanımlamış olduğumuz ödeme planlarımıza yapmış olduğumuz taksitli işlemi hangi ödeme planlarında kullanmak istiyorsak, örneğin garanti 6 taksit işleminde bu fiyat grubunu kullanmak istiyorsam ilgili ödeme planına gelip ödeme planında yer alan fiyat grubu alanından biraz önce tanımlamış olduğum taksitli satış grubunu seçer ve ilgili ödeme planımızı kaydederiz. Bu şekilde taksitli satışlarda hangi ödeme işlemleri kullanılacak ise ilgili ödeme planlarına grupların bağlantısını sağlarız. Ve sonrasında tekrar yeni bir sekme açıp mağaza satış ekranımızı çalıştırdığımızda ekranımızın orta bölümünde fiyat gruplarımız gelir. Burada herhangi bir ürün için satış işlemi gerçekleştirdiğimizde bu ürünümüzün fiyat gruplarındaki tanımına göre nakit fiyatındaki fiyatı, parçalı ödeme ve taksitli satış fiyat gruplarındaki fiyatı karşımıza gelir. Buradan hangi fiyat grubunu seçip tahsilata basarsak karşımıza bağlantısını sağlamış olduğumuz ödeme planı gelecektir. Tıpkı biraz önce taksitli satış seçerek karşıma gelen garanti 6 taksit seçeneği gibi. Ve buradan ilgili ödeme planını seçer, tahsilat işlemlerini tamamlar, satışımı fiyat grubuna göre gerçekleştiririm.